Kumarhane, insanların kolay para kazanmak istedikleri mekandır. Sene 1976'dan beri bu işin yaşının içindeyim. Yani 9 yaşında bir çocukken kumarhanelerde ayakçılık yapıyordum. Oralarda yatıp kalkarak büyüdüm. Yani. Para kazanma amaçlı şansını denemeye gelen şahıslara kumar oynatırsın. Yani genelde bu işlerde oynayan kazanmaz. Her zaman oynatan kazanır. Yani binde bir. Yani kumarcının kumarcıya senede 2 lirası geçmez yani. Sonuçta kazanan hep kumarhanecilerdir. Kumar oynatanlardır. Yani. Oynayanın hiçbir kazanma şansı yoktur. Şimdi kumar oynayan, zar oynanır, kılıç oynanır, poker oynanır, yanık oynanır, rulet oynanır. Yani kumarın her tarzı oynanır. Kumarhanelerde, yani her kaleme göre bir kumarhane vardır yani. Yani kariyer sahibi insanlar da gelir, iş adamları da gelir, sokaktaki berduş da gelir, serseri de gelir, gayrimeşru insanlar da gelir. Her tarzda insan gelir. Çünkü kumar bir hastalıktır yani. Kolay para kazanma hastalığıdır. Bunlar yani bitirimhaneler, batakhaneler, böyle legal olmayan, illegal, yeraltı tarzı mekanlar olur. Buralarda genelde hayatını gayrimeşru düzende kazanan insanların yani bir araya gelip birbirlerini ütmeye çalıştığı mekanlardır yani. Bitirimhaneler öyle yani şey yoktur yani. Her tarz bir şey bulursunuz. Eroinci bulursun, kokainci bulursun, silah tüccarı bulursun, katil bulursun, kaçak bulursun. Herkesi orada bulursun yani. Gayrimeşru alemde suç yapan, yani yanlış yapan adam %90 kumarhanelerden çıkar. Bulursun yani. O adamı oralarda bulursun yani. Bir de haber alma organı gibi düşün. Yer alalım, gidersin isim verirsin. 3 gün sonra gelir. Kumarhanede para katlanmaz. Kumarhanede üttüğün para, yani katlama diye bir şey yoktur. Oynarsın, ütersin. Ha, düşersin bir bitirimhaneye, zaten orada ütme şansın yok. Çünkü orada her türlü entrika olur, her türlü düzen olur. Dubara kumarlar olur. Yani dubara nedir? Hiledir. Anladın mı? Yani onda senin oradan parayla çıkma şansın yok zaten. Valla senin insanları toplamana ihtiyacın yok. Zaten isimli tanınan bir adamsan, mekan sahibiysen, bu kumar oynayan insanların %99'u seni tanıyordur zaten. Çünkü yani mutlaka ortak, müşterek bir yerlerde çakışıyorsun. E sen bir mekan yaptığında onların orayı bilmesi yeterli oluyor zaten. Onlar da kendi ayaklarıyla geliyorlar. 22, 13, 63, 25... Şimdi bu işlerden zengin olan diye bir şey olmaz. Yani zengin olamazsın. Zengin olsan bile 3 sene olursun, 5 sene olursun, 10 sene olursun. Sonuç itibariyle en sonunda sürünürsün yani. Sürünürsün. Bu para yani gayrimeşru kazanılan paralar, bu sektörden kazandığın parayla yani cami yapamazsın, yaptığın cami yıkılır. Ev yapamazsın, yaptığın ev yıkılır kardeşim. Yani Allah çıkarır bir yerden. Çünkü ahlı para bunlar. Gidersin bulursun bir tane boş dükkan, yer altında olur, pasajda olur, daire olur. Açarsın, koyarsın içine 3 tane yuvarlak masa, bir tane çay ocağı, 2-3 tane adam. Bu işin sermayesi, 2 deste kağıt, bir takım zar. Yani zor bir iş değil. Açarsın, oturursun, millet gelir, sen oynatırsın. 26! Sadıç! Çünkü niye korkayım? Yani Allah ona da vermiş, bana da vermiş. Azdan az, çoktan çok. Yani niye korkuyorsan bu işi yapmayacaksın lan. Ürküyorsan da yapmayacaksın. Bu işleri yapıyorsan kendine güvence. Hani derler ya, "Gitüne güvenmeyen mantar avına çıkmaz." Evet. Gitüne güvencen yapacaksın bu işte. Ha şimdi bu dönemlerde artık yani bu şöyle diyeyim, 2000'li yıllarda bu işleri yapanların hepsi çarçakal ayağa düştü bu işler. Yani bu 2000'li yıllardan önce mesela 90'ların başlangıçlarıyla 70'e doğru olan zamanda bu işleri yapanların adamların hepsi adam gibi adamdı. Yani bu işlerin haklarını verirler. Kulüpçüsü de, kumarhanecisi de, bitirmanecisi de adam gibi adamdı. Ama onların yanında yetişen çakalların hepsi, şimdi mekancılık yapanların ben sana söyleyeyim %80'i çakal. Çakal yani, açık söylüyorum. Herkes paranın peşinde, adamlığın peşinde değil. Adamlık bitmiş bu işlerde, herkes ütmenin peşinde. Dalavereyle, 3 kağıtla, 5 kağıtla senin paranı almanın peşinde. Yani bir nevi hırsızlığın peşinde. Rejon ölmüş yani. Rejon yok. Rejon bitmiştir. Hepiniz yatağınızda rahatlıkla ölebilirsiniz.
Valla kardeşim, yani bu işlerde çok hadiseler yaşıyorsun, çok olaylar gördük bu senelere kadar. Yani çok enteresan olaylara tabii ki şahit olduk. Mesela ben şöyle diyeyim size, en basitinden söyleyeyim. 80'li yılların başıydı. Çok sevdiğim o zaman rahmetli bir abim vardı benim. İdol olarak gördüğüm bu işleri yapan bir kulüpçü abim vardı. Çerkez Kamran derlerdi ona. Onun kulübünde bir şahsın kumar oynarken, tabii ben o zamanlar bu işi fazla şey değil, biz bu işin ayakçısıyız, çay götür, çorba götür. Bir adamı gördüm, parayı kaybetti. Parayı kaybettikten sonra kulüpçüden para istedi Kamran abiden. Kamran abi ona belli bir para verdi tabii o zaman. Onu da kaybetti ama hala istiyor. Tabii Kamran abi de kesti, bu arkadaş da o zamanlar pazarcılık yapıyordu. Adam çıktı kulüpten. Yarım saat sonra geldi, böyle eski elinde bir mendil. Mendilin içi kanlanmış. Kamran abinin önüne koydu. İçinde iki tane bilezik, iki tane küpe. Karısının kulaklarından yırtarak almış küpeyi gece. Zorla çıkarmış yani bilezikleri. Tabii dediğim hani adam tarzı dükkancılar, o adam ona temah etmedi. Bana dedi ki bir sopayı getir ocağın altından. Bir tane meşesi vardı o. Getirdim, adamın kemiklerini kırdı. Mendildeki altınlarını, bileziklerini götürdü. Adamı hastaneye gönderdiler. Karısına verdi. Kaybettiği parayı da hanımına verdi. Ve o adama Eskişehir'de kumarı yasakladı. Şimdi o adam bu Eskişehir'in en büyük esnaflarından biri oldu. Her zaman da dua eder o adama. Yani enteresan olaylardan biri bu. Yani birçok olaylar var. Anlatmakla bitmez yani. Yaşamak lazım. Ardından yangın çıkardı. Bilanço çok kanlı. 37 kişi öldü. Yaklaşık 100 kişi de yaralandı. Kumarcı sana düzgün hayatta olmaz. Niye olmaz? E kardeşim, şimdi çalışan bir adamsan maaşla çalışıyorsun. 3 bin lira, 2 bin lira, 5 bin lira, 15 bin lira, 100 bin lira ne alırsan al. Yani aldığın limit önemli değil. Sonuçta kumar oynuyorsan sürünmeye mahkumsun. Kumar adamı yalancı yapar, sahtekar yapar, tokatçı yapar, hırsız yapar. Her türlü şey müsaittir. Yani kumar oynayan adam bunları yapar. Çünkü para bulmak için kazandığını kaybeder, elindekini, avucundakini kaybeder. E artık kalmamıştır, akrabalarını başlar dolandırmaya. İşte amcasına gider, der ki halam, hanım rahatsız veya oğlum rahatsız veya şuradan şunu alacağım. Yalan söyleyerek aldığı parayı gelir kumarda kaybeder. Böyle böyle artık etrafında da insan kalmaz. Esnaf da ne yapacak yani, her türlü şeye müsait kumar oynamak. İnsanın hayatını, düzenini allak bullak yapar. Kumar oynayan insanın sosyal hayatı olmaz. Oynatanın da olmaz. Yani bir aile yaşantısı olmaz yani. Ben çocukların büyüdüğünü göremedim mesela. 3 tane oğlum var. Birisi 25 yaşında, en küçük 18 yaşında. O çocuklar analarından doğdu. Yani ben o çocukların babasıyım. Onların büyüdüğünü görmedim ben. Ömrüm gece sabahlara kadar kumar geçti. Sabah eve gittim, yattım. Çocuklarım sabah okula gitti. Karşılaşmadık yani. Çocuklarımla oturup bir akşam yemeği yemedim. 36, 18, 66, 66, 23, 70. Yani insanları hile ve hurdayla ütmenin şeyinim diyor. O senin bileceğin bir şey. Onu ya, bu işlerde yani tezgah olmaz diye bir şey yok. Yeter ki karşıdaki insan haber olsun, parası olsun. Yani ha biz yaptık mı diye sorarsan Allah yemeği nasip etmesin. Hayatında bak bu işlerin bir adabı vardır. Bu işi yapıyorsan hakkına düşen parayı alacaksın. Yani %10'unu alacaksın buradaki. O adamın cebindeki parayı hileyle hurdayla alırsa bu işin sonu kan kusmaktır yani. Senden çıkmaz, çoluğundan çocuğundan çıkar. Onlardan çıkmaz, torunundan çıkar. Yani mutlaka çıkar. O bir nevi hırsızlık yapıyorsun. Adamın hileyle hurdayla parasını alıyorsun. Böyle şeyler tabii çok. Yapanlar çok. %80. Bu iş dediğim gibi yani şöyle, hastalık derken bir tıbbi hastalık gibi bir şey değil. İstersen yani paran yoksa kumar oynayamazsın. Çaldın, çırptın, baktın hiçbir şey bulamıyorsun, oynayamazsın. Bunun hastalıkla alakası yok. Bu bir eroin değil, esrar değil ya. Paran varsa parayı çoğaltayım dümeni, anladın mı? Yani kolay para kazanma diyoruz ya, kolay para çalışmadan. Çünkü dünyada en güzel kolay para kazanma yöntemi kumar. Bu öyle bir yani verem gibi bir hastalık değil yani. İsteyen bırakabilir isterse. İradeli bir adam bırakır. Çok da bırakan insanlar var. Belli bir yaştan sonra bırakıyor artık. Yani utanıyor, kendinden utanıyor. Bir iradeli meselesi. İradeli adam bırakır kumar. Senden geçerim, kumardan geçmem dedi. Sonuçta ayrılmamayı tercih ettiniz ve siz de kumar bozuldunuz. Kumarı, her türlü kumarı oynarsın. Şuradan iki tane gökyüzünde kuş görürsün, tek bir çitme yaparsın. Plakaya tek bir çitme. Bunlar köşe başı kumarlarıdır, anladın mı? Yani bu iki kişi aradı, samimi arkadaşlar aradı. Yani mesela Arabistan'da kumar yasak. Suudi Arabistan'da. Ama ne yaparlar? Sen böyle bir kumar bir kere görme, yani duymamışsındır. Adamlar bir odaya toplanırlar. 20 kişi, 25 kişi. Herkesin önüne birer tabak bal koyarlar. Bildiğin at sinekleri yok mu, at sinekleri? Herkes parayı ortaya atar.
O 20 kişi at sineğini adam odaya salar, her taraf kapalı. At sineği gider kimin tabağına konarsa parayı o iter. Ev sahibi de kazanır, adam da kazanır. Yani sinek kime ittirirse parayı o alır. Çok iş yapan kumarhaneciysen, bu işi de adam gibi yapıyorsan seni kimse sevmez. Ama herkes seni seviyor görür. Ciğerlerinde hepsini ibni yatar. Yani senin işin bozulsun diye 50 tane sen farkında olmadan dümenlere girerler ya. Çok şeydir bunlar, yani cezaevlerinde oynanan kumarlar vardır. Mesela sabunlardan zar yaparsın, kartonlardan kağıt yaparsın. Anladın mı kardeşim? Yani enteresan, yani piyasada, açık piyasada öyle senin enteresan bir kumarın yok. Çünkü oynadığın kumarın her şeyi var. Mesela pokerin var, dıkkın var, yanığın var, kılıcın var. Ne oynamak istiyorsan ona göre mekan var ya. Devletin bile oynatıyor işte. At yarışıdır, totodur, lotodur. Yani insanların yarım saati boş geçmiyor. Bak takip edin. Sabah at yarışı başlar, öyle. Gece 1'lere 2'lere kadar, hatta sabaha kadar devam ediyor bir de Avrupa yarışları. Niye? İşte insanların küçük parayla o anki hayallerini, yani tutturacağım şunu yaparım bunu yaparım. Bunlar olmasa zaten Türkiye'de sosyal patlama olur. İnsanlar birbirini yer. Adam şurada cebinde 200 lirayla gelip kumar oynayıp bir umudu olmasa o, yani çok farklı şeyler olur. Bu bir şeydir. İnsanları bastırma sistemidir. Kumar, yani bunu devletin yaptığı kumar da piyasada oynanan kumar. Her şey bir umut yani. Ne yaptım? Gazinolarda yedim, barları kapattım, hovardalık yaptım, hayatımı yaşadım. Yani dolar saçıyordum pavyonlarda. Erdal Acar ne yaparsa aynısını yapıyordum yani. Aramızda bir fark yok. Ama tabii o ne yapıyorsa aynısını yapıyordum. Dolarla sigaramı yakıyordum. Bu işleri yapanlar, bu işlerin adabıyla yapan abileri, bu dediğimiz bu tarz şeyleri yapardı, kimsenin de haberi olmazdı. Mesela cezaevlerine kamyonlarla her hafta erzak giderdi. Gardiyanlar gelirdi, parası gelmeyen mahkumlar olurdu. Kimsesi olmayan mahkumlar, onlara para yatırırlardı. Sokakta, piyasada bildikleri garip, kureba insanlara yardım ederlerdi. Düşmüşü kaldırırlardı. Şimdi düşene bir tekme de onlar vuruyor. Yani öyle bir düzen kalmadı yani. Erkete benim mesleğimdi bir zamanlar. Yani erkete kapının önünde dikilip de içeriye polis almayan gözcüdür. Polis zaten ayna gibi bellidir, kabak gibi. Kumar oynayanlar belli. Yani kumarcıyı tanırsın. Oynattığın kumarcının harcı yabancı bir surat geldiğinde kapıyı açmaz. Şimdi kelepçe kumarhaneye gidip kumar oynayıp o dükkan sahibinden borç almaktır, borçlanmaktır. Yani o dükkancıya borçlandıysan hayat gildi zaten. Başka yerlerde kumar oynatmazlar. Öyle bir adaba döndü iş. Yani eskiden öyle bir düzen yoktu da. Yani ya getireceğim parayı ödeyeceksin ya da geleceksin sürekli o adamın müşterisi olacaksın, oynayacaksın, kaybedeceksin yani. Vallahi aklı başında olmalarını tavsiye ederim. Yani kumar oynamak insana bir şey kazandırmaz, hep kaybettirir. Hayatlarını kaybederler. Yani insanca yaşayabilecekleri bir hayatları olmaz yani. Onun için beni bir abi olarak dinlesinler. Böyle şeylere heveslenmesinler. Yani cebimdeki 10 lirayı 20 lira yaparım hevesi 10 lirayı kaybettirir. Yani bir parça sıcak çorba içeceğin yerde bir susamlı simit yersin, yeri gelir onu da bulamazsın. Yani tavsiyem kumara yönelmesinler, çalışsınlar, emekleriyle kazansınlar, helal kazansınlar, hayatlarını bir sosyal düzende yaşasınlar. Yani bunlar güzel şeyler, bunlar bizim yaşayamadığımız şeyler, özendiğimiz şeyler. Onlar da bize özenmesin yani gençler. Çünkü bu işin sonu bu. Uyuşturucuya düşersin, sahtekarlığa düşersin, suç makinesi olursun, her şey olursun yani. Allah göstermesin. Okusunlar, adam olsunlar, meslek sahibi olsunlar, işlerini yapsınlar, bu işlere de hiç heveslenmesin. Yani sağlıklı işler değildir. Kumar oynamak sağlıklı adamın yapacağı iş değildir. Çünkü beyinsizliktir. Sen cebindeki parayı çekeceğin bir taşa, basacağın bir kağıda, atacağın bir zara, yani üteceğim diye salakçasına basmaktır. Başka bir şey değil ama ütemezsin. Ütemezsin yani. Sonuçta bugün ütersin, 5 lira, yarın verirsin 15 lira abicim. Bu düzen bu. Yani bir kere hiç ben her gün para üteceğim de bu işlerden hayatımı kazanacağım deme lüksün yok. Kazanamazsın. Bir ütersin 15 kaybedersin. Bunu da dengeleyemezsin. Her şey bir umut yani.